53 belediye. Değerli arkadaşlarım. Fotoğraflar acı caydırıcı cezalar getirilmelidir diye Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütme organına öneride bulunuyor. Cezalar yetersiz. Ağır cezalar getirin ki nehir kirlenmesin. Geldi mi? Gelmedi. Niçin yürütme organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dinlemiyor ki? Bakın hali hazırdaki atık su arıtma tesisleri kimyasal arıtma ünitesi eklenerek bu arıtmayı sağlamalıdır diyor. Evsel atıklar için biyolojik arıtma güzel. Peki kimyasal atıklar için? Sanayi atıkları için? Kimyasal arıtma yapılması lazım. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yapılmasını kim istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi istiyor. Yapacak olan kim? Yürütme organı yani Erdoğan hükümeti. Yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor ama. Tekirdağ'a gittiği zaman da Tekirdağlılara tarihin en büyük yalanını söylüyor. İçilecek hale geldi diyor bu su. Buyurun arkadaşlar dün alınan su. Dün, dün. Yine öneri geliyor. Bu havza çok büyük. 53 belediyeyi kapsıyor. Devlet su işlerine bağlı. Tam adını söyleyeyim size değerli arkadaşlarım. Trakya Su Kanalizasyon ve Katı Atık Genel Müdürlüğü kurulsun deniyor. Ne zaman? 2003'te. Hangi yıldayız? 2021. Kuruldu mu? Kurulmadı. Niye kurulmadı? Hangi gerekçeyle kurulmadı? Her yere para buluyorsunuz. Şatafata para buluyorsunuz. Bir eliniz yağda bir eliniz balda. Peki bu suyu kurtarmak için, bu doğayı kurtarmak için neden bu genel müdürlüğü kurmadınız? Devlet su işlerine bağlı olarak. Aradan bu kadar yıl geçti. Kurmadılar. Doğaya yapılan en büyük adaletsizlik. En büyük adaletsizlik. Bu suda yüzen balıkların hakkı var balıkların. Bu sudan içen kuşların hakkı var, kuşların. Bunun etrafındaki yeşilliklerin hakkı var, o çayır çivenin hakkı var. Nerede peki bunlar? Adalet diyoruz güzel de gereğini yapıyoruz. Gereğini yapmıyoruz değerli arkadaşlarım. O kadar ki önce toplu balık ölümleri oldu efendim Marmara'da. İki gün gazeteler yazdı ve unuttuk gitti. Arkasından deniz kırmızıya dönüştü. Televizyonlarda, gazetelerde seyrettik, o da kapatıldı. Arkasından Marmara yeşile döndü. Onu da gördük hep beraber fotoğraflarını televizyonlarda, gazetelerde, o da bitti. Arkasından Marmara'yı deniz anası bastı. Her tarafta deniz anaları. Onu da çabuk unuttuk. Marmara Denizi'nde 124 tür balık vardı. Ticari anlamda söylüyorum. Avlanıp satılan 124 tür balık vardı. Çoğu bitti. Kalmadı. Ve Marmara Denizi'ni bir çökertme havuzu gibi kullandılar. Bütün kirlilikler buraya aktı. Bütün kirlilikler. Bütün kimyasal atıklar buraya aktı. ...deşarjın süratle... ...ivedilikle durdurulması lazım. Doğayı seviyorlarsa. Çevre hakkı, evet çevre hakkı... ...bizim ikinci yüzyıla çağrı... beyannamemizin onuncu maddesinde... ...bu vardır. Bir yüzyıllık... ...hedef belirlenirken... ...o yüzyıllık hedefin içerisinde... ...çevre hakkını yazmışız... ...ve korunması gerektiğini söylemişiz... ...değerli arkadaşlarım. Gelecek nesillere güzel bir Türkiye, güzel bir dünya bırakmak zorundayız biz. Bize oy versin veya vermesin. Hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun. Ama bu topraklarda ve şanlı bayrağımızın altında yaşıyorsak çocuklarımız güzel bir doğada yaşamalı. Onların da ağacı görme, kuşu görme hakları var. Bizim dışımızdaki canlılarla içli dışlı olma hakları var. Sadece kitaplarda onların fotoğraflarını görmemeliler. Değerli arkadaşlarım. Doğa haklarını korumak adaleti korumaktır. Adalet sadece bizim için değil, insanlar için değil. Kainatın da hakkı vardır, dünyanın da hakkı vardır. Onların da korunması lazım. Kentlere ihanet edildi. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'a ihanet edildi. Yeşillikler yok edildi. Devasa bir kent beton ormanına döndü. Şimdi mücadele ediyoruz. Daha çok yeşil alan nasıl yaparız diye, nasıl yaratırız diye, nasıl oluştururuz diye. Önlerine engeller çıkarılıyor. Ama dedik engelleri aşacaksınız. Dün Didim Belediye Başkanımıza dört kişi saldırdı. Beş kişi affedersiniz. Beş kişi sopalarla saldırdı. Niçin biliyor musunuz? Didim'de yapılan iki tane kule var. Didim'e ihanet edilmesini istemiyor bizim belediye başkanımız. Yıkacağım diyor bunları. Yasa dışı yapılan yerlerin tamamını yıkacağım diyor. Sen misin yıkmak isteyen? Önce havuz medyasının gazetesi yani sabah gazetesi nasıl sabahsa bir sabah bir akşam var değil mi onlarda? Tabii. Bir de takvim var. Başka neler var? CNN Türk var. Böyle bir sürü. Kanal 24 var. Bir sürü yayın var. Hepsi devletten besleniyor. Hepsi devletten besleniyor. Önce belediye başkanımıza iftira attılar. Ya sen gazetecisin kardeşim. Gazetem var kardeşim. De. Dedin belediye başkanı tutuklandı diye manşet attı. Yok halbuki tutuklama falan yok. Ama savcıyı tahrik ediyorlar. Tutuklasın diye. Sonra araştırma tahkikat yapıldı hiçbir şey yok. Peki gazete özür diledi mi? Dilemez. Çünkü özür dilemesi için ahlak sahibi olması lazım, yöneticinin ahlaklı olması lazım. Ahlaksız bir adam özür diler mi? Hayır, dilemez zaten. Bunu söylüyorum ki, bakalım yarın ne yazacaklar. Bir şey yazacakları yok. Bunu da ben gayet iyi biliyorum. Bu belediye başkanımız direndi ve ben bunları yıkacağım dedi. İhale açtı yıkım ihalesini. Kimse korkudan girmedi. Sonunda bir cesur adamı buldular. Gel yık kardeşim parasını vereceğiz. Ve dün akşam saldırıya uğradı. Belediye başkanımızın sağlığı yerinde. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mücadelesini yapsın, didimler için yapsın. Didim çok güzel bir yer.